bir ayak, bana bir ayak taktılar. Allah kat kat razı olsun. Hiçbir zaman kapalı yolda koymazsın. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki doğuştan engelli Ferhat Kabağal'ın rüyasını Andırın Kaymakamı Ömer Kıraç gerçekleştirdi. Diğer tarafı şimdi. Allah'tan sağlığını isterim. Evet. Devletimin sağlığını isteyeyim. Evet. Milletimin sağlığını isteyeyim. İlçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta Kuzgun Mahallesi'nde yaşayan ve tek dileği bir arazi aracı olan ATV sahibi olmak isteyen Ferhat Kabağal'ın rüyası Andırın Kaymakamı Ömer Kıraç'ın girişimleri sayesinde gerçek oldu. Yaklaşık 11 yıl önce kaymakamlığın tahsis ettiği eşekle gündelik ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Kabağal, tek rüyasının ATV olduğunu ve devletten ya da hayırseverlerden yardım beklediğini belirtmişti. Andırın Kaymakamı Ömer Kıraç'ın girişimleriyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla engelli Ferhat'a arazi aracı alınarak teslim edildi. Gerektiği yerlerde işte namazıma gideceğim rahatlıkla. Abimi de arkaya atacağım tabii. Korumaz abim olduğu için. Evet. Oradan sonra ne yapacağız işte? Dostları ziyaret edeceğiz. Evet. Anladın mı? Andırın Kaymakamı Ömer Kıraç, Sosyal Yardımlaşma Vakıf Müdürü Erol Doğan ve Vakıf Müdür Yardımcısı Nazmi Hayta, engelli Ferhat'ı evinde ziyaret ederek alınan arazi motoruyla sürpriz yaptılar. Öncelikle devletime çok çok teşekkür ederim. Aricali'ye, kayınkambayeme çok çok teşekkür ederim. Erol Bey'e çok teşekkür ederim. Nazlı Bey'e çok çok teşekkür ederim. Motoru gören Ferhat ise duygulu anlar yaşadı. Bana bir ayak taktılar. Allah kat kat razı olsun. Hiçbir zaman kapalı yolda koymazsın. Ferhat'ın 78 yaşındaki annesi Emine Kabağal da kaymakamın bu duyarlılığına teşekkür etti. Devletimin sağlığını isteyeyim. Evet. Milletimin sağlığını isteyeyim. Çeviriyorsun. Andırın Kaymakamı Ömer Kıraç da Allah devletimizden, milletimizden razı olsun dedi. Aslında burada bizim yaptığımız pek de bir şey yok. Devletimizin 15 yıl önceki durumuyla 15 yıl sonraki durumu karşılaştırdığımızda eşekle motor arasındaki farkı çok daha net görebiliyoruz. Devletimizin 10 yıl önce eşek verecek gücü varken bugün Allah'ın izniyle motor teslim ediyoruz. Biz sadece vesileyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız bize Ankara'dan fonumuza ücreti gönderirken fakir fukaraya dağıtmamız için biz elimizden geleni yapıyoruz. Biz sadece burada Ferhat kardeşimize bir hayırlı işte Cuma'ya giderken, namaza giderken, vakit namazlarına giderken bir motor alalım dedik. Biz sadece vesile olduk. Allah hayır sahiplerinden, devletimizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve tüm vatandaşlarımızdan Allah razı olsun diyorum. Ferhat abim de inşallah bundan sonraki ne ihtiyacı olursa Allah'ın izniyle karşılaşacağız bunu.